bu civanını ona getirdim. Bu hayvanı öptüm, öptüm, öptüm. Çünkü bunu halamına koydurdum, ayakkabım. Beraber gittiydik, ilk gittiğim eşek. Mustafa güzel göz. Güzel olan onun yüreği aslında. Bilen bilir, bizim öykümüz bilmeyeni. Kapadokya yöresinin eşekli kütüphanecisi. Bir eğitim emekçisi. Cehalete karşı savaşın öncülerinden. Döneminde dünyanın takdir ettiği, bizim görmezlikten geldiğimiz insanlarımızdan biri. Mustafa Güzelgöz. Devlet Planlama Teşkilatı bana dedi ki Ziya Mezunoğlu, Mustafa Bey Amerika'ya gidebilir mi? Efendim nasıl gideyim, ne gidiyor dedi, 18 bin lira gidiyormuş. 18 bin liraya ben bulamam, valla gidemem dedim. Ne yapalım? Senin dedi, biz dedi yaratıcı insan, şurada İngilizce dedi. Yaratıcı insan komitesi bu, birinciliği kazandığım. Yaratıcı insan 76 millet katılmış, Tayyip'e ben birinci geldim. İtalyanlar ikinci geliyordu, İtalyanlar alacadı. İtalyan köprü altı çocuklarını medeni bir insan gibi yetiştirmiş. Vali yapmış, kaymakam yapmış, kadı yapmış ama orada David Cook demiş ki şu, benim oyum Türk'te. Niye? Eğer eşekle demiş, kitap gideydi o köprü altı çocuğu olmaz onlar demiş. Fakat Türk eşek de kitap götürmüş, köprü altı yapmamış o yoksulluğun içinde. İşte güç buna diller demiş. Çoğaltamamışız sayılarını. Başaramamışız köprü altından çocuklarımızı kurtarmayı. Unutmuşuz Mustafa amca gibi yıldızlarımızı. Gökte aramışız hep. Oysa onlar hep yanı başımızdaydı. 1950'li yıllarda başlıyor öyküsü. Kütüphaneciliğe merak salışı onun sıradan olmayışı. Çünkü o bir cumhuriyet çocuğu. Eğitim onun için tek kurtuluş yolu. Nutuklarıyla değil, eğitime dair yaptıklarıyla anılıyor şimdi ve o da anılarıyla yaşıyor. Beni haberler merkezine çağırdı. Menemencioğlu vardı. Turgut Menemencioğlu beni öptü, kucakladı. Dedi ki, bayrağımızı şeref direğine çektirdin dedi. Suat Hayır Ülgüplü geldi. Dedi ki, Mustafa'm kongreye gittim dedi. Amerikan kongresinde, Orta Doğu'da bir de baktım eşekli büyük asmışlar. Senin orada Ürgüp deyince gözlerin doluptu ki bir daha bir öpeyim dedi Suat Hayır. Orada kongrede var. Eşekli kütüphane. O zamanlar eşekler bugünkü birçok insandan daha çok eğitime katkıda bulunmuştu zaten. Ne diyor? Ne diyor? Nasıl? Nasılını ondan dinlemek gerekiyor. Uzun ve zor yolun inatçı yolcusu Mustafa amca. 1920 doğumlu, lisede bırakmış okulu. Sabahattin Çakmakoğlu o zaman kaymakammış Ürgüp'te. Kütüphane müdürü yapmış onu. Bir gün bir törende sandalye vermemişler kendisine. Sayılmak için hizmet etmek gerekiyor diye düşünmüş. En azından o zamanlar öyleymiş. Kütüphane karın doyurmaz diye muhtarı ikna edip bir kütüphane kurmuş köye. Hangi köyde bu dediği? Bu Karayın. Karayın köyü. Orada biz bu kütüphaneyi donatmak için mücadeleye giriştim. Tabii 50 bin lirada Ziraat Bankası müdüründen Mithat Türkiye'den aldım, İstanbul'a gittim. Taşlı'da da nereden Ürgüplü varsa birer mektup yazdım. Dedim ki ya ben bir kütüphane kurmak istiyorum köylere. Elinizdeki okuduğumuz kitapları verin. İnsanlar ölür. Ölmeyen bir şey varsa kitaptır dedim. Bizde 1026 Mahmudül Gaznevi'nin Acayibül Mahlukat, Garayibül Mevcudat adlı muazzam bir eseri var. Bu 1026'da yazılmış. Dedesinin dedesi, torununun torunu geçse bu kitabı bulur, görür. Siz de bir gün gelir, dedenizin dedesi geçse ben kaydını yaparım, o kitapları bulur, görürler. Büyük bir tapu gibi size dedim, bir vesika vermiş oluruz dedim. Kendi deyimiyle balya balya kitap gelmiş. Kitap evlerinden kendi de toplamış. 12 köy kütüphanesi açtıktan sonra ulaşamadığı yerlerde gezici kütüphane kurmayı hedeflemiş. Bunun için bir kadro gerekmiş. Kültür Bakanlığı'nda dönemin kütüphaneler genel müdürünü bulmuş. Derdini anlatmış. Anlatmış da önce hayal kırıklığına uğramış. Adam döndü bana baktı. Sen kafayı bozdun mu dedi. Estağfurullah bozmadım efendim. Hadi. Daha ben dedi çubuğuna dedi şurada dedi Allah'ına bilmem nereye kütüphane açmamışken birçok kazalarda dedi hala açılmamış ve hatta vilayetlerde kadrosuzluktan kütüphane kapalıyken demek ki köyde kütüphane açmışsın öyle mi dedi. Zoruma gitti yani ben de çıktım ağladım. Orada bir Abdullah vardı onun o da sandalyesi vardı oraya gittim oturdum. Elinde sabunluğuyla tuvalete gitti Aziz Bey. Elini yıkadı geldi baktı ki benim ağladığımı gördü. Medya,
Çağır şunu bana dedi. İçeri vardım. Dedi ki oğlum dedi sen bu köyün nüfusu kaç? Efendim bu köyün nüfusu 1200 falan dedi. Kaçı kadın dedi. Valla yarısı kadın. E peki ne kaldı? 600 kişi kaldı. Daha çocuk kaç tane var? Ha 200-300. Daha ne kaldı dedi? 250-300 kişi. Peki bu 250-300 kişiye 100 lira kadroya ne yapacaksın sen dedi. Efendim okutturacağım dedim ben. Okutturacağım deyince bu sefer Şaban'ı çağırma. Şaban dedi. Şaban da personel müdürü. Şaban Bey geldi baktı benim gözlerimden siyim gibi yaş akıyor. Müdüre bakıyor bir de bana bakıyor. Acıdı bana. Müdüre de bir dirse korkuyor var demeye. Efendim bir 100 liralık kadro var. Bir yavşuna dedi. 100 liralık kadro için işe alınacak kişinin ilkokul mezunu ve atı ya da eşeği olması şartını getirmiş. Müracaat eden 9 kişiden birini seçmiş. Bekir Koca diye, Bekir Koca diye şunu tayin ettim şunu. Bekir Koca'yı. Ha, onu tayin ettim. Bu sefer tayin ettim. 100 lira iyi para. Ben 150 lira alıyorum. O 100 lira alacak. Ne yapacağım? Hemen gittim Marangoz Mustafa vardı. Bir sandık yaptırdım ya bu adama. Bizim en uzak köyümüz Ürgüp'ün 15 kilometre. Bekir Bey bilir. Köyde de Karın köyünde de köyler arası 2 kilometre, 3 kilometre, 2 kilometre. En uzağı 5 kilometre. Sandığı yaptırdım, boyattım. Üstüne de yazdırdım. Kütüphanede sandıklar duruyor. Birinci bölge gezici kütüphane servisi. Yazılı. Burada yazılı. Bu benim aslan eşeğim. Buna ağlayarak ayrıldık. Bu dünyada ilk örneğim bu. Ha bu dünyada ilk örneğim. Hiçbir yerde yok. Eşekli kütüphane. Yıl kaç? Yıl 1957. Burada şey var. Bak Mustafa Güzelgöz ve Eşekli Kütüphane sistemi. Bütün Türk matbuatı, dünya matbuatı var burada. Ha bunun üzerine Tabip Bey. Ben bunları şey yaptım. Efendim birini kazandırdım Hacı Bekir. Sandığı getirdim, boyattım, kitapları yerleştirdim. Hacı Bekir eşeğe getir bana dedim. Hacı Bekir eşeğe getirdi, ben eşeğine gitmem dedi. Niye? Ben utanırım dedi. Niye utanıyorsun oğlum? Dedi buraya darendeliler gelir. İpli satar, bilmem ne satar, herkes eğlenir, güler oynar dedi. Kayseriler dedi, heybeyle gelirler, bilmem ne satarlar dedi. Vallahi ben dedi köyden utanırım. Utanır mı dedim. Kovacağım ama onayını çıkarttım. Hemen. Bunu çıkarttım, telliği, ayakkabımı halana koydum şöyle. Hadi beraber gidiyoruz dedim. 2 kilometre yeri köy, Kallık köyü. Dendi Kazım, Kallık'ı bilin. Öğretmen var burada. Onun üzerine doğru Kallık'a vardım. Mıhtarlar biliyorsun ki köyde köylüyü odasını toplamak için bekçiyi deller yaparlar. Ey komşular, akşam köy odasında ne var? Toplantı var, geleceksiniz. Ben Kallık köyünün şeyine çıktım. Tepesine okulum orada bir de kayamsı bir yer var. Kallıklılar size kitap getirdim. Okuması bedava. Parasız bedava. 15 gün okuyacaksınız. İkinci 15 gün tekrar yenisini getirecek dedim. Bir de baktım o köşeden biri geldi. Bir de baktım arkasına talebeler geldi. O anda Talip Bey biz bir 30-35-40 kitap dağıttık. Oo. Amerikalılar bunları duyunca Tayyip Bey bana bak 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 şu cibi getirdiler bak. Bu cip. Eşek diyor. Bu. Yıl kaç ne? Bu orada yazılı ya valla hafızamda 1900 kaç demişim oraya. Görüyor musun koçum? Bu 1963-62. Evet. O aylarda. Onun üzerine cip geldi. Amerikalılar geldi. Burada Amerikalılar. Şunlar Amerikalılar. Dur bakayım. Amerikalı Vanday. Eşekler. Şunlar hep eşek. Şu katır. At. Eşek. Katır. Eşek. At. Hepsi bir sırada 10 tane. Cip gelince bıraktın mı eşeği? Yok. O ciple devamlı takviye yapıyorum. Daha da şu katır. Şu çocuk. Ne dedi İlyas? Ha. Daha dağıtıyor. Bir köye inemiyor. O köyün halkının çocukları ne okuduğunu tespit etti. Eline alır, onlar yolunu beklerler, onlara bire bire dağıtırdı katırına. İnemiyordu dere. Ne tür kitaplar götürüyordunuz? İlk gittiğim günlerde Battal Gazi, Karacaoğlan, Aşık Garip, oradan sonra Hacı Muhammediye, Atatürk'ün hayatı, efendim Karaca yayınları çocuklar için bu kitapları götürüyordum ilk günlerde ki köylü bunları pek sever. İşte biri dedi ki Battal Gazi var mı dedi, var dedik. Bir cevap da okurum dedi. Öbürü bilmem ne var mı dedi. Var dedik. Bunlara böyle alıştırdım. Ama bir gün ne oldu? Geldi benden bazlak isteyen oldu. Bazlak.
Henova'da patlak var mı dedi. Şey Yeşilöz köyünde. Kızım yok bu kütüphanede, ben getiririm dedim. Hemen cibime bindim, geldim kütüphanede. Goryo babası var Badzağ'ın. Goryo babayı aldım, doğru şeye gittim. Şahin Efendi köyüne. Şahin Efendi köyüne vardım, orada kadını buldum. Goryo babalı kitabı verdim. Sordum, bir polis emeklisinin kızıymış. Kaç yıl sürdü bu eşekli dağıtım? 20 sene, 20. Kaç yılına kadar yani? 1974'te ayrıldım. Şimdi ne yapıyorsun abi? Şimdi ne mi yapıyorum? Şu yaşta evimde oturuyorum. Bir gazete alıyorum. Senin NTV saatte bir olduğu için çok seviyorum. Her zaman onu dinlerim. O bakımdan evimde oturuyorum. İşte çocuklarım bana pek iyi bakıyor. 6 çocuğum var. 3 oğlan, 3 kız. Okudular mı hepsi? Okudular. Hepsi öğretmen. Mustafa amca bu ülkeyi en iyi tanıyanlardan biri olduğuna göre krizden çıkış yolunu da ona sormak gerek diye düşündük. Bunalımın nedeni ona göre ekonomik değil, siyasi. Halkın yöneticisini seçememesinden şikayetçi. Liderler seçmeyecek. Nevşehir'e 10 tane böyle müracaat edecek. Ben bakacağım. 10 benim için. Şu adam ekonomiste meşhurdur, tanırım. Ben buna oyumu veririm. Liderler seçmeyecek yani. Lider seçmeyecek. Hayır. Bizim burada lider seçiyor. Neymiş? Mesela bizim Esat Trabzon'la ne defa gösterdi. Ne canım göster ne oluyor yani ya? Ama bir son zamanlarda vurdu millet, darbeyi geçti koydu gitti. Liderler göstermeyecek. Bunu ancak kanunen müracaat edecek herkes, hakkı olan sen edeceksin mesela, memleketin neresi? Tayyip Bey tanınmış bir adamsın. Sana gelecek vatandaş diyecek ya, bu Tayyip Bey halk adamı. Allah razı olsun, bizi tanıttı, köyleri tanıttı, kenti tanıttı. Gittiği yerde oturuyor, bağdaş kuruyor, yufkasını yiyor, ekmeğini yiyor, ben taranasını yiyor. Ben çok mitilde yattım, köylünün mitilinde. Tarana yedim, sabahına karnım acıktı mıydı, kadın getirirdi. Şöyle ekmeğe sarımsağı sürterdi. Mustafa Bey şu sarımsağına birazcık katıl yaptı, sarımsağa katıl yaptım. Bu ne oldu ya? Yani sen sorun ekonomikten çok şu anda siyasi diyorsun. Siyasi. Bu değişecek. Olmaz böyle şey. Meclis öyle oturuyor herif ya. La oğlum kahta iki kelime söyle ya. Böyle lider. Birisi hele ismini zikretmeyin. Ecevit'i ortasını almış. Sağına da birini almış. Öbürü neyse birazcık yargın gitti. O öyle huzurlu duruyor ama gittiği yerde de bir kahraman gibi konuşuyor. Tah 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 tah. Alkışınız batsın yerim. Ne yaptın diye hadi sorun diyorum ya. Evet, bunu yaptığın işi önemli. Ha, öyle ya canım. Ne yaptın oğlum? Bunu bir söyle bakalım bir. Ve biz bir derdimizi de sana dökelim diyeyim ya. Yani çok güzel soru sordum. Vallahi ben de öyle diyorum. Bu seçim kanunu değişecek. Tayyip Bey kültürlü, münevver sizin gibiler gelecek. Bu memleket o zaman kurtulur. Gelmiş. Nah, koca bıyık, sakal, bilmem şunu bu. Ya yok bu adamda, yok ya. Ruh yok, ruh. Artık ruhları köreltemiyorlar. Senin söylediklerin Türkiye'nin her tarafından gelen sesle örtüşüyor dedik. Bugün vatandaşlık bilinci varsa ya da yeni yeni uyanıyorsa bu Mustafa amca gibi isimsiz kahramanların eseri. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Allah uzun ömür versin. İyi ettin. Ağzını sevdim. Çok teşekkür ederim. Beni sen öpün. Memlekette öpülecek el giderek azalıyor, onun için öpüyorum zaten. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sana. Sağ olun. Ve seni de iyi takip ediyorum. Sağ olun. Yalnız kaseti isterim bak. Tamam, getir. Bir huyum var. Bir de ne zaman gireceğim? Telefon açarım ben sana.